Bizimkisi bir aşk hikayesi. Ben herkese merhaba. Son zamanlarda Nefes'in de katkılarıyla sticker alışverişinin dibine vurmuş bulunmaktayım. Gece 12 ve ben normalde bu saatlerde kendi kendime böyle masanın üzerine yayılıyorum. Burası şu anda çarşamba pazarı gibi, anlatamam size. Ne yapıyorum bu saatte? Defterlerimi yazıyorum. Her gece değil, çoğu gece. Şimdi önce defterlerimi göstereyim size, sonra stickerlara geçeceğiz. Hobonichi'nin bu ajandasını 2023'ten beri kullanıyorum. Ve böyle içine stickerlar falan yapıştırıyorum. Bu Hobonichi'ler nedir? Dolma kalemle uyumlu, tamamen açılabilen, sayfaları özel ve güzel ajandalar. Ve bunları öyle güzel süslüyorlar ki, öyle güzel şeyler yapıyorlar ki. Benim çok fazla çizim yeteneğim yok. O yüzden ben de stickerlardan destek alıyorum. Stickerla yani görülebilecek şeyleri göstermeye çalışıyorum size. Çünkü bazıları özel. 2023'ü bitirdiğimiz için, şimdi bu da 2023'te aslında. Bu da normalde ajandamda iş için kullandım ve çantamda kullandım. Bunda çok fazla sticker yok. Bu çünkü daha çok böyle bakkal defteri gibi kullandım. O daha özel, imtinalı kullandım. Bu daha hoyrat kullandım. Ve Nefes'in de karalamasına izin verdiğim defterim Hobonichi. Bu orijinal boy. Orijinal boy. Bu cousin boy. Come on boy boy. Niye söyledi? O geldi aklıma. Bu sene orijinalini almadım. Bu sene cousin'ı aldım yine. Tersten tutuyorum. Her yere stickerlar yapışmış. Şunları da şöyle yapalım. Kılıfını ve bu dış kılıfını ayrı alıyorsunuz. İki tane kılıf var yani burada. Şuralarda da stickerlar var. İçerilerde de her yerlerde stickerlar var. Çünkü deli gibi sticker alışverişi yapıyorum. Mesela bu hafta. Tamam mı? Sonrasında bak bu mesela haftaya böyle biraz kahve temalı falan yapmışım. Bir sonraki haftayı henüz yapmadım herhalde. Yapmamışım. Oraya da şimdi yeni stickerlardan yaparım. Şimdi böyle bunu yazıyorum. Bir de bunu kullanıyorum. İş ajandası. Şimdi bu senenin bakkal defteri de bu. Hobonichi'nin Vix'in Megası. Megası'nın tek farkı, işte burada da stickerlar. Para koydum buraya. Stickerları, cepleri var. Bir de şey altına geçmesin diye bu alt kağıdı aldım. Bu Vix'i de şu sol tarafını hala karar veremedim nasıl kullanacağım ama bol stickerlı, bol karışık kurşuk kullanıyorum açıkçası. Vix'in farkını söylüyordum. Arkada bolca boş sayfası olması. Oraya da okuma listeleri, alışveriş listeleri, video fikirleri, işte yani bakkal defteri olarak kullanıyorum. Ve bir defterim daha vardı. O nerede? O da buralarda mı? Ne yapmışız acaba? Acaba buldum yani. Şöyle düşmüş. Stickerları nerede kullan? Ay 3 dakika oldu ve ben hala videoyu göremedim. Bence 1 saat falan buradasınız siz. Bu da benim işte... Bunu açıklamayacağım. Bunu sonra göstereceğim. Bu defteri hatırlayın. Bu defteri gösteremiyorum. Bazı stickerları da buraya yapıştırdım. Bununla ilgili bir video gelecek çünkü çok seviyorum. Sonra bir de 5 yıllık ajandam var. Bununla sticker kullanmıyorum ama yarın öbür gün başlarım yapıştırmaya diye de düşünüyorum küçük stickerlardan. Ve bu saatlerde yaptığım işlerden biri de bu sene bunu aldım kendime. Yüzbooks. Normalde bu reading journal'ları hiç kullanmıyorum ben. Ama bunu bir sevdim nedense. Böyle minik olması sebebiyle olabilecek gibi. Ve bugün ayın 6'sı. Bugün annemin doğum günü. İyi ki doğdun anne. Ve iki kitap bitirdim. Birisi geçen seneden yarımdı. İkisi de geçen seneden yarımdı. Neyse. Şimdi yukarıdan şöyle bir kutu var benim. Kutum var. Onu getirdim. Bunun içerisinde stickerlar var. Ama gördüğünüz gibi... Kedi eneğini kaybetse der benim anneannem. Kedi eneğini kaybetse bulamaz o kutunun içinde. Ben de bulamıyorum. Sonra bir de bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Hiç sticker'ım yokmuş gibi. Bir de böyle çanta aldım kendime. Tamam mı? Temu'dan aldım ya da AliExpress'ten hatırlamıyorum. Bir de pinler aldım böyle üstüne. Kahve temalı. Bunun içi de yetmez ama evet sticker dolu.
Bunların tamamı sticker. Hatta şurada da var. Aynı zamanda sticker alışverişi videosu olacak yani bu, anladığım kadarıyla. Ve Namorevon Sava içiyorum. Limonlu Japon sakesi. Bir de böyle 200'lü mü 300'lü mü kaçlıydı bu, 100'lü mü? Yazmıyor hiçbir yerinde. Şöyle kızlı stickerlarım var. Şimdi bunları size niye gösteriyorum? Şimdi neden biliyor musunuz? Şimdi biz dün Nefes'le beraber alışverişe gittiğimizde iki tane dosya almıştık. Nefes'in dosyaları nerede? Şimdi biz dün alışverişe gittiğimizde Nefes'le beraber sticker bölümünden bir sürü stickerlar aldık. Bununla beraber sticker dosyaları bulduk böyle iki tane. Ben bunu seçtim kendime çünkü cukdatlı geldi. Ben normalde tavşancı falan değilimdir ama çok hoşuma gitti bu. Sonra eve geldik. Nefes de bunu almıştı. Anne bu son bir tane kalmış, ben bunu alacağım demişti. O da böyle köpekliği almıştı. Ben kendimkinin paketine bakmıştım sadece. Bugün de bundan almayı unuttum ya, inanamıyorum. Bir açtım. Ben yani alırken de böyle olduğunu biliyordum. Böyle dosya şeklinde. Bu tarz stickerları koymak için. Aradığınızı bulmak için. Böyle bu da Nefes. Şu an Nefes'e verdim. Bu beni bunu dün kendime almıştım. Şu an Nefes'e verdim. Bugün kendime almayı unuttum. Harikayım. Yarın gider alırım. Bu burada dün Türklerle buluşmuştuk. Onların Nefes'e hediyesi. Sonra Nefes bunu almış bir de. Nefes Pokemon ve Pikachu, özellikle Eevee çok seviyor. Eevee hastası. Buradaki sticker neredeyse bitmek üzere Nefes'in. İşte bunlar Nefes'in stickerları. Bu dosyayı Nefes'e hediye ettim. Ve ben Nefes'in aldığı dosyayı görünce çıldırdım. Çünkü Nefes, beni uyanık kızım, tabi bilinçsiz bir şekilde cepli sticker dosyası almış. Bayıldım. Bittim. Ve kıskandım. Bana ver dedim. Ne olur bana ver, ne olur benim olsun. Dedi ki hayır vermem. Bir de şöyle bir şey var, onunla geç. Neyse, bütün şeyi topladım. Daha anlaşılır olsun diye. Ben önce Nefes'in de bir sürü sticker'ı var. Benim de bir, kendime sticker aldığım zaman paketi açıyoruz, miras gibi bölüşüyoruz. Bir sana bir bana, bir sana bir bana yapıyoruz. Önce bu kutuyu almıştım Nefes'e. Üstünü de böyle sticker'larıyla kapladı. Bu böyle 6 bölümden oluşan böyle sticker'larını koyuyordu Nefes. Şöyle. Sonra bu doldu ve artık aradığını bulamamaya başlayınca, baksana kızım, o kitapçıkları da var. Çok seviyorum bu stickerları da. Sonrasında bu yetmemeye başlayınca dağılmışım. Şunu almıştım kendime. Bunun tersi düzün arası. Şunu almıştım kendime. Böyle stickerlarımı düzenlerim diye. Çünkü tam böyle, bence böyle sticker boyunda. Sonra bunu da Nefes'e verdim. Bu da Nefes'in oldu. Ters atmış yavrum ya. Neyse, bunda da Nefes'in stickerları var. Bunları da ayırdık. Bu da yetmedi. İşte dosyayı aldık. Ve Nefes bu cepli dosyayı alınca çok mantıklı buldum. Çünkü bunların temalarına göre işte ayırıyoruz. Yani işte Alice Harikalar Diyarına, şişeli, işte sonbahar, kafe. Temaları var bunların. Ve aradığını bulmak çok kolay. Bunda da 12 cep var. Nefes'e dedim ki benim olsun, ne olur benim olsun. Vermedi. Hemen evden yine bindik arabaya. Bunu aldığımız mağazanın yakın şubesine gittik. Yoktu bu cepliden. Bugün de Google'a yazdım mağazayı. Yoshi'de yani daha önce hiç gitmedim. Biraz bize uzak bir şubesine gittim. Bir alışveriş merkezine. Ve orada buldum, aldım. Bunlar da Nefes'in defterleri. Bu benim eski ajandam. Kullanmadığım bir ajandamdı. Bunu Nefes kullanıyor. Şimdi her gün resimler yapıyor. İşte stickerlarını buraya yapıştırıyor. Hikayeler yazıyor. Sonra bana yazdırıyor hikayeyi unutmayalım diye. Tarihini atıyoruz. Şeyini yapıyoruz. Biraz böyle el işi falan yapıyor yani. Scrapbooking yapıyor. Sonra bunu istedi benden. Bu defteri ona hediye ettim. Bu da kullanmaya kıyamadığım defterlerimden biriydi. Bu da anne kırtasiyeden. Bu da Nefes'in yine stickerları. Burada da şimdi stickerlarla hikaye yazıyor. Ve 5 yıllık ajanda aldım kendime de Nefes'e de. Bunu Nefes'e yazdırtıyorum. Şöyle ki o gün neler olduğunu ona anlatıyorum. İşte şuraya gittik, buraya gittik, böyle oldu diye. O da o günü resimliyor. Ona ne hatırlatıyorsa eğer öyle. Sonrasında dediğim gibi ben de gittim. Durur muyum? 3 modeli vardı. Kuşlu, kedili ve kutup ayını. Hepsini aldım çünkü hiçbir yerde yok, bunlardan bulamam diye.
Ve şimdi bunları temalarına ayırmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Sizi daha aşağıya bir yere alsam daha iyi olur. Değil mi? Biraz yüksek kaldınız. Yüksek kaldırımda tüpüpe gündüz. Şöyle nasıl olur? Çok mu alçak olur? O zaman nefesin defterlerini de alırız. Hem yaptığımı görün istiyorum da. Mümkün olmayacak herhalde ya. Öyle bir hayal dünyası oldu. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bir dakika. Sanırım mümkün olmayacak hepsini aynı anda yapmak. Neyse. Bu da aslında birazcık insaniyetli doldursam mantıklı olabilirdi. Ama ben aldıkça alıyorum. Şu an kargoda gelecekler de var. Yaşasın Çin siteleri diyoruz. Şimdi bunu almıştım. Bunun kartı nerede şu anda bulamıyorum. Bu çantamda gelmiş bugün. Sonbahar temalı böyle. Ama çok romantik ve çok güzel bir sticker. Bunlara flake deniyor böyle. Çok güzel değil mi? Ne olur otomatikte misin? Evet. Ne olur odakla. Şimdi yani mantıklı olan bunları paket paket yapmak. Bir de ben işte çok stresliydim son zamanlarda. Pek iyi hissetmiyordum kendimi. O yüzden elimle tırnaklarımı kopardığım için baş parmağımı tırnak şu an çok işlevsiz ve canım acıyor. Şöyle ki mesela şöyle göstereyim. Şunları da çok seviyorum ya. Şu dot. Bir sürü dotum var. Şu kağıtları tabii ki ayrı koyacağız. Sonrasında mesela uçarım mesela. Şunları çok seviyorum mesela. Böyle çocuklu, çizimli, kızlı falan böyle. Bunları böyle seviyorum ya. Bunlar keyifli oluyor. Şöyle çöpe atacağım bunları da. Şöyle şu kızlarımı koymak isterim mesela. İşte bunları da dandık yani artık. Ama artık almamam lazım gerçekten artık yani. Dosyaları doldurup bunları bitirip almamam lazım. Sevgili alışveriş siteleri, lütfen yakamdan düşünüz. 2024'te daha bugün deli gibi almamışımcasına. Neyse. Kredi kartımın çok az bir limiti kaldı. Artık tükendim artık. Şu kızlarımı da şuraya koyacağım. Hep bütün kızlarımı aynı yere koyacağım anladığım kadarıyla. Bu da çok tatlı ya. Ben bunu Türkiye'ye götürmüştüm. Bir Türkiye'den geri getirdim. Türkiye'de böyle balkonda bol bol yapacağım diye böyle journaling. Ama ne yazık ki yapamadım. Şunları da mesela keserim. Keser koyarım. Bunlar da çok tatlı ya. Görebiliyor musunuz? Çok zor. Zor bela unutabilirim kendimi. Zor bela. Telif alırlar mı benden Serkan Kaya? Şarkımı söylüyor diye. Ya benim hayallerimden birisi Serkan Kaya'yı sahnede canlı izleyebilmek. Çok güzel değil mi şarkıları? Bir de şeyi çok seviyorum. Mesele ne senin benden ayrılman, ne de benim sana. Bunu yazın Türkiye'ye girerken özellikle almıştım, yaz temalı. Geçen senenin Temmuz ayı. Temmuz ayıydı sanırım ya da Ağustos ayı mı bilmiyorum. Temmuz'u yapmıştım galiba. Temmuz'u bununla tema yapmıştım. Şöyle ki. Şunları sonra keseceğim arkalarını. Resimler var ya. Onları da nefesle beraber bir şekilde kullanırız. Bu böyle çok az kaldı aslında bu. Deniz anası. Deniz atı. Böyle yaz temalı. Bundan yine gördüm. Vardı dün mağazada. Çok hoş. Bu da böyle şey. Yani aylık sayfayı da çok doldurmuyor böyle. İyi oluyor. Yani bazen bazı sayfalara böyle büyük sticker istiyorum. Bazen de şöyle hani küçük küçük olsun. Daha çok yazacağım. Daha böyle yoğun geçen haftalarda şey istiyor gözüm gönlüm. Yaz teması. Daha böyle az istiyor. Küçük küçük istiyor yani. Şeyi, stickerları. Keşke bir çöp poşeti alsaydım. Oturmadım önce yanıma. Nasıl? ASMR oluyor mu? Tıkır 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 şıkır şıkır. Bir mikrofonum bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse.
Sonra şu kelebeklerimi açmam herhalde. Şurası. Ya ben şuna bayılıyorum. Romantik kafe temasına. Romantik kafe, bu da AliExpress ya da şeyden de herhalde. Temu'dan. Temu Türkiye'de çıkmıyor bildiğim kadarıyla. Şu da şöyle görünüyor böyle. Eski arabalar, kafeler falan. Bunun içi yok şu anda. Neyse, buluruz. Şunu açalım. Romantik kafe, kafenin. Bunlar da böyle şey, kahve çuvalları. Aa, paket açılır açılmaz düştü içinden. Okey, okey, kabulüm. Aa, bunlar büyük büyük. Bak, çok güzeller. Bunları çok seviyorum. Bol bol, yani kahve sticker'ını sevdiğim kadar kahve sevmiyorum, öyle söyleyeyim. Şey olsaydı böyle, ben küçükken peçete koleksiyonu yapardım. Ondan sonra işte komşu teyzeler günlerde falan böyle benim için saklarlardı. Bu sığmayacak herhalde ya. Açtık ama. Bakayım. Sığacak mısın? Yani biraz zorlanacak gibisin. Zorlanacaksan çıkaracağım, başka bir şey koyacağım hiç. Beni uğraştırma, yırtacaksın ya. Yırtma. Zar zor buldum dosyayı zaten. Yırtma lütfen. Neyse, bu olmadı. Romantik kafeden cayıyoruz. Romantik kafeyi de açmış bulunduk. Neyse. Sonrasında şey, peçete koleksiyonum vardı. Bir de not defteri koleksiyonum vardı. Tabii gidip böyle not defteri alamayacağımız için not defteri koleksiyonu yapan arkadaşlarımla beraber şey yapardık. Birer yaprak değiştirirdik, böyle kokullar falan olurdu. Aa, geçen gün biz neyi kokladık? He. Tokyo Outlet'e gittiğimizde nesillerle bir mağazaya girdik. Bıçaklarıyla ünlü olan bir mağaza vardı. Victorinox muydu? Neydi? Onun mağazasına bir girdik. Nesli oradan bıçak aldı. Parfümler de vardı. Adam dedi ki parfümü sık işte orada çalışan. Parfümü bir sıktı. Not defterleri gibi kokuyordu eski. Oğlanlarımı koyayım. Ay, bunlar çok komik. Bunlar 50 tane falan geldi böyle. Çeşit çeşit Asyalı oğlanlar var böyle. Nefes geliyor geliyor. Benden bunları istiyor. Anne, yakışıklılar benim olsun diye. Neredeyse bütün oğlan stickerlarını nefes aldı ya. Bana kalmadı yani. Ben çok az kullandım. Geliyor gidiyor oğlanlarımı alıyor. Anne diyor, bu çok yakışıklıları seçeyim ben diyor. Yakışıklılar benim olsun diyor. Olsun kızım dedim, ne diyeyim. Hayır, benim olsun mu diyeceğim. Kız, deniz atı nereye çıktın? Deniz atının da özel bir anlamı var değil mi? Evet. Sıradaki. Ay, bunları da çok seviyorum. Az önce Habonichi'nin başında vardı bunları. Vallahi bunları nefese bile vermedim. Bunlar böyle kitap okuma köşeleri. Ve şeyi de var. Pembelisini de aldım. Ve çok da büyükler aslında. Sayfada bir yer ayçiçeklisi. 2-3 çeşidi daha vardı. Almadım artık bunları. Yeter daha dedim ama yarın öbür gün alırım yani. Bu almayacağım anlamına gelmemeli bence. Sonrasında bundan da ben... bu başka ya, içindeki. O yüzden kafam karıştı. Benim zeytin desenine karşı bir ilgim alakam var. Zeytini tabak, tepsi, sticker, defter, kalem, böyle bir şey, aksesuar görünce zeytin ağaçlı ve zeytinli Egel olarak böyle içim gidiyor. O yüzden gidip zeytinli sticker almışım. Tamamen zeytin değil tabii, tek zeytin değil ama zeytinli sonuç olarak. Sonra gidip bakayım, sığmayacak mısın? Sığmayacaksan zorlamayacağım bak. Bakayım. Şunlar birazcık, şu mu sığmayacak sadece? Alır onları hemen yapıştırırız ya, ne yapalım? Bakayım. Aa, sığdı. Acık şey olmuş sadece. Aa, ben çok değişik bir rüya gördüm ha. Rüyamı hatırlamıyorum şu an ama rüya gördüğümü hatırlıyorum. Bunda bu aynı mı? Tabii aynı. Gitmişim. Zeytinliği görmüşüm. Zeytinli diye gidip bir daha almışım. Bunu ikisini aynı yere koymayacağım artık. O bitsin. İkinciyi açarım tekrar. Yine bir çöp. Yok, çöplerim şurayaydı. Sonrasında az önceki şey bu. Romantik ne? Flake Seal. Defterimin arasında gelmiş bunlar bugün çantamda. Nefesle miras ayırırken. Ah, dünkü şeyden. Bunlar da çöp. Sonrasında yine bir kafe temalı var. Coffee Team diye.
Bunu da nefeste paylaştık. Aslında makasım vardı da makasım nerede şu anda bulamıyorum. Makası da nefes alıp alıp kullanıyor. Sonra nereye dolma kalemlerimi de kullanıyor artık ya. Neyse mutsuz değilim bu durumdan da. Ama biraz erken değil mi ya? 5 yaşında dolma kalemlerimi kaybettim. Biliyorum anne, bastırarak yazılmaz. Biliyorum öyle kullanılmaz diye beni uyarıyor. Şu perileri almıştım. Bunlardan da 50 tane mi ne vardı? Önce 25-25 paylaştık nefesle. Sonra nefes gidip her yere yapıştırdı. Şimdi gelip tırtıklıyor benim perilerimi. Gerçi yani bunu alırken bazı desenler çok hoşuma gittiği için almıştım internetten. Ama sonra çok bana göre olmadığını anladım yani. Ama direkt nefese de verip 50 tanesini hey hay bu senin olsun demedim. Çünkü birazcık kıymet bilsin istiyorum. Birazcık böyle önüne geldiği gelen yere yapıştırmasın da ay bunda naz var acık önemseyim desin istiyorum. Sonrasında bunu da çok seviyorum. Bundan daha önce kullanmıştım. Bu da ayçiçekli. Ayçiçekli desen, ayçiçeğinin enerjisini de çok seviyorum ya. Ayçiçeği desenli şeyleri de çok seviyorum. Böyle sarı sarı sayfanın enerjisi değişiyor yazarken. O yüzden yani aslında iki çeşit sarı var. Bir böyle ayçiçeği sarısı var. Böyle bir enerji veriyor. Bir umut veriyor bana. Bir de şey enerjisi var. Böyle sonbaharın sarısı var. Onun da dadı başka. Çiçek. Kapına güller. Çiçek dedim. Çilek şarkısı geldi aklıma. Aa, yapamadım şimdi. En çok şık kızları aynı cebe doldurduğum için en çok orası doldu şimdilik. Ya çok iyi olacak böyle ya. Böyle sayfayı tema şeklinde yaparken böyle hepsi gözümün önünde olacak. Taşımak da kolay olacak. O çantada birazcık çantayı verimli kullanamadım. Dediğim gibi çanta aslında çok yeterli ve güzel bir çanta ama benim için olmadı. Bir tane daha kızlarım var bak. Bu kızları çok sevdiğim için bu başka. Bu kızlarımı da çok seviyorum. Yine kızlı aldım galiba. Yine gelecek. Sonrasında şöyle fincan aldım. Bu da 50'li ya da 100'lü. 50'li olması lazım herhalde. Bunda bazı çizimleri çok seviyorum. Yine nefesle paylaştık. Nefes bunu gördü. Bunu alamam. Bu senin anne dedi. Benim sevdiğim şeyleri elimden almamak. Anne alamam. Onu çok seviyorsun sen falan yapıyor. Bazen al kızım beğendiysen alabilirsin diyorum. Hayır ama sen onu sevdiğini bildiğim için alamıyorum falan diyor. Bayılıyorum kibarlığına. Sonrasında birazcık biraz alsa iyi olacak yani. Çantada daha rahat kullanılır böylece. Evet, gelelim fasulyenin faydalarına. Şöyle o arabalı kafe var ya, romantik kafe. Onu sığdıramamıştık biz ama değil mi? Ya şuna çok pişman oldum. Bunu sonra göstereyim size. Bir de şeyim var. Böyle book temalı. Kitapla temalı bir sürü. Ve en sevdiğim, en sevdiğim seri kelebek serisi. Kelebeğin de böyle bir sürü renklerini alıyorum. Pembe, mor. Birazdan daha çıkar kelebekler. Bu kelebeği de aynı yere koyarız. Son 3 defa ne yapacağız burada bakalım. Neyse daha 2 tane daha var dosya. Aslında şey de yapabilirdim ha. Ama şu an onu istemiyorum. Mesela çiçekler, hayvanlar buraya. Mevsimler, kızlar. Ama neyse. Mevsimler bir yana. O kadar da değil ya. Neyse. Şunları evet bulmak çok zor oluyordu. Çünkü hepsini onların cebe... Yani aslında ilk yerleştirirken aklım başımda yerleştirmiştim de sonra işte aklım başında olmuyor sonrasında yani kullandıkça. Bir de her defasında nefes geliyor. Anne bir tane versene, anne bir tane versene diye. Bak burası aynı cep içinde kaç tane olmuşlar göstereceğim size de. Ya mantar temasını da çok seviyorum ya. Diyeceksiniz ki Sergül neyi sevmiyorsunuz? Neyi sevmiyorsun? Diyebilirsiniz. Ama ne yapayım? Ben de böyle şeyleri seviyorum. Yani hep birisi bana sormuş. Yeni takipçi gelmiş herhalde Reel'den. Eskiden beri böyle miydiniz diye. Ben eskiden beri böyleydim. Söke'de çok az kırtasiye vardı. Olanların hepsini gezerdim. Ve hepsiyle de aramda güven bağı vardı. Ve mesela kız meslekte okurken lisede
Okulun yanında kırtasiye vardı. Hatta blog yazısı yazmıştım. Hala duruyor İgnur kırtasiye. Kimseye böyle borç yaptırtmazlardı. Hani sadece nakit parayla çalışırdı. Çünkü öğrenciler zamanında çok borç takıp kaçmışlar diye. Bir tek benim borç defterim vardı. Giderdim orada. Boyalar, defterler, fotokopiler. Çünkü kız meslek lisesinde okuyan varsa aranızda, çocuk gelişim bölümü çok masraflı bir bölümdür. Çünkü sürekli kırtasiyede boya almanız, işte faaliyet çıkarmanız, fotokopi çıkartmanız, bir şeyler yaptırmanız lazımdır sürekli. Çünkü bu yani bunlarla haşır neşirsiniz. Dolayısıyla hep böyleydim ya. Anneannem benimle ilgili şey, anneannem de artık aslında anneannemin anlattırmayı en sevdiğim hikayelerden biridir yani. Sergül çocukluğundan beri öyleydi diye. Bir yere giderken mesela çamurun içinde şey bulsun, bulayım yani. Nedir? Gazete parçası, kağıt parçası bulsun. Ayağıyla onu dürter durur okumaya çalışırdı diye. Benimle ilgili anlattığı en sevdiğim şeylerden biri yani. Seviyordum. Hep kalem, kağıt. Hiçbir zaman yeterli kalemim, kağıdım, defterim olmadı. Hep böyle sonra İzmir'e taşındığımızda annemle metroya giderdik. Metro marketleri. Onlar da böyle çoklu satarlardı. Orada da mesela hep böyle paket paket alırdım böyle yani. Stokçuluk hep vardı bende. Neyse. Bu kızlardan çıktı yine. Onları da yine aynı cebe koyayım diyeceğim de. Sıcak mı acaba? Giderek burası doldu bence. Sohbet nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor acaba ya? Bir an dedim ki canlı yayın yapayım. Canlı yayında. Ama o zaman da takibi zor oluyor ya. Onu da beceremiyorum. Şurayı çıkaralım. Şunların hepsini bir çıkarayım da göreyim ya. Aa, benim daha böyle şeylerim var. Stickerlarım. Onlar nerede acaba? Aa, daha öbür kutuya geçeceğiz. Daha bunları yetiştiremedik. Neyse. Kameramın şarjı da yetmeyecek büyük ihtimalle, biliyor musunuz? En kötü kapatırım. Dizi açarım. Bitiririm. Bitirdikten sonra o sürede de size gelir anlatırım en kötü. Ne yapalım? Şurada mantarlar var. Mantarları göstermedim değil mi size ya? Sohbete daldık. Neyse, belki siz de beni izlerken siz de sohbet ediyor. Siz de sohbet açmışsınızdır. Ya şey, siz de bir iş yapın. Oturup izlemeyin yani. Bunlar sığmaz ya. Bunları da böyle almıştım. Şöyle. Bunlar ona sığmaz zaten. Bir de bunlar cepte çok güzel oluyor. Ya bunda da sıkıntı, bunların mesela büyük parçaları kolay çıkabiliyor ama bazı küçük parçaların etrafından kesilmemiş. O yüzden biraz makas lazım. Bu buraya yapışmış. Allah Allah. Niye yapıştın sen oraya tatlım? Niye öyle bir şey yaptın? Mesela. Düzelir misin? Düzelmiyorsan da atacağım yani. Bence düzelmeyeceksin. Bak mesela, dediğime çok güzel örnek. Ve bir de yırtılıyor ya bazen. Çok kaliteli diyemeyeceğim. Biraz ince emek istiyor yani. Mesela büyük parçaların etrafından çizilmiş yani, kesilmiş. Dolayısıyla bunları sticker olarak alabiliyorsunuz ama kepçesi elimde kaldı. Şeyi çıkarırken yırtıldı. İnce detayları yırtılıyor yani. Sonra mesela hemen şuraya geçelim. Şurada da mesela diğer, mesela kalpler, tavşanlar, bunların etrafı, yıldızlar. Bunların etrafından kesilmemiş. Dolayısıyla bunları makasla kesmeniz gerekiyor. Aa, tavşan da elimde kaldı. Nereye yapıştırayım tavşanı da? Şuraya yapıştırayım. Hop. Sonrasında bu ne? Fırladı bir şey. Tamam. Sonrasında bakayım ne kaldı ceplerde. Şundan kalmış yine. Dediğim gibi. Şunu da şuraya ekleyeyim. Kelebek çıktı bir tane. Şunları çok seviyorum. Dediğim gibi sayfaları havasını değiştiriyor. Şu dotlar. Renk renk. Bazı mesela tema belirliyor. Aa, bu da aynı seriden çıkmıştı. Bir tema rengi belirliyorum ya. Bunu böyle orasına burasına yapıştırıyorum. Not alıyorum falan. O da çok güzel oluyor. Nefes de istiyor. Bazen nefes de yapıyor. Bu set olarak, bu da Çin'den herhalde almıştım. Bunu Japonya'dan aldım ama. Şunları. Bu büyükler Japonya'dan. Bunları da çok seviyorum.
Nefesi bunlarla büyütmüştüm hatta. Bak yine böyle, bu da çok güzel oluyor. Doğa temalı ve Halloween temalı. Bunu da Ekim sayfasında kullandım. Bu da yılbaşı temalı. Nefes istemişti, almıştık. Bu biraz daha böyle hediye paketi için ama sticker sticker'dır yani, yapacak bir şey yok. Bu aşağı kadar gitmiyor mu ya? Heh, gitti. Tamam. Buralar tamam şimdi. Sonrasında bu tamam mıyız? Bir sayfası kalmış sadece. Bir sayfaya da ne koyabiliriz? Şunları koyayım. Böyle şişe temalı vardı. Bunlar da çok güzel görünüyordu stili. Böyle şişenin içerisinde farklı farklı dünyalar. Mesela bu Japon klasik resmime benziyor. Gece. Bunu da Nefes'le paylaştık. Bu da 50'liydi sanırım. Bir sana bir bana yaptık. Şöyle mesela şişenin içerisinde. Yani bir şişenin içerisinde, şişenin birazcık şekli değişiyor. Tombikleşiyor, uzuyor, kısalıyor, değişiyor. Ama bir şişenin içerisine ne kadar dünya, hayal dünyası yerleştirebilirsen o kadar farklı resimler var işte. Onları da genelde Nefes kullanıyor. Sık sık gelip benimkini tırtıklıyor. Çünkü o bitirdi sanırım, hatırlamamakla beraber. Bu biraz böyle gerçeği şey oldu bende. Daha güzel görünüyordu internet sitesinde. Değişik böyle bir Çin tapınakları bulutların üstünde, karlar içerisinde gibi falan görünüyor. Çok güzeldi bu da. Yani güzel, hala güzel. Bunu nereye koyacağız? Bu doldu. Okey. Gel bakalım kediş. Kediş yapalım. Nefes dün, evveli gün kedili bir hikaye yazdı defterine. Çizmiş daha doğrusu. Sonra ağlaya ağlaya bana anlattı. Sonra hikayeyi yazdırdı bana. Sonra çok ağladı. Sonra dedik kötü bir son yazmış. Kedi ölüyor sonunda. Ölmüyordu yani. Dışarı atıyordu sahibi. O hikayeyi sonra dedi, babasıyla konuştuk. Birazcık hikayeyi değiştirebilirsin'e ikna ettik. Sonra ertesi gün hikayenin devamını yazdı, çizdi. Deli. Kendi kendini ağlattı. Şöyle bir tema var. Bunun kutusunu atmışım herhalde. Şöyle kızlı oğlanlı romantik çizimler. Bunları mesela beni takip ederseniz bazen şimdi yine Serrose ve kitap sayfamın adını değiştirdim. Serrose Books and Stationery yaptım. Niye İngilizce yaptım bilmiyorum. Türkçe içerik üretip İngilizce isim yaptım bilmiyorum. Öyle çekti canım. Sonrasında işte şöyle bir, bunlar çok güzel ya. Çeşitli, ya gazı bitti benzin gazı bitti sobanın. Bu saatte de hiç gidip dolduramam valla. Çok güzel. Böyle küçük küçük minyatür çizimler var. Bunları da çok severim ama benim hobon içime pek uymuyor. O yüzden duruyor şimdilik. Nefes geliyor gidiyor, tırtıklıyor bunları da. Ama çok güzeller. Yani çok benlik değil. Bunlar buraya sığmayacak herhalde. Ne yapsak? Bunları tekrar buraya koyalım. Çünkü onlar şey oldu, biraz kaba oldu. Sonrasında bitmiyordu. Yine böyle bir çizimim var. Bunlar da çok tatlı. Bunlar Nefes'le paylaştıklarımdan yine. Daha çok Nefes için aldıklarımdan daha doğrusu. Sincaplar falan var. Sincap değil mi kız? Sincap. Ne bu yani? Tavşan, çeşitli hayvanlar var. Fareler. Çok güzel çizimler. Ama dediğim gibi bir kere de Nefes'e vermiyorum. Nefes'cim paylaşalım diyorum. Sonra geliyor gidiyor tırtıklamasına izin veriyorum. Oh. Allah. Daha okutun içi çok fena biliyor musunuz? Onları nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Burada dizimizi bozmuyoruz. Nefes'inkileri hemen bitirmiştim aslında, ne güzel. Kendimkileri daha... Kamera kendi kendini kapattı. Kafe temalı, kahve temalı stickerlarım var. Onları da şuraya birazdan... Niye kapattı? 25 dakika olmuş muydu ya? 25 dakikada kapatıyor çünkü kendini otomatik. Okey, bunlar da tamam. Aa, bu şey çizimlerimden daha varmış. Minyatür çizimlerim var demiştim ya.
Alice girmiş oralarına. Neyse. Alice'li var bir de. Alice nefes aldı. Nefes bana verdi. Şu neymiş? Heh, bardaklı. Bunu göstermedin mi? Ortancalıyı. Tekrar yerine mi koydum bu bardaklıları? Sığmıyor muydu bardaklılar? Aa. Kafam karıştı. Evet. 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 Burada yok bardaklılar. Bardak canım. Seni o zaman şuraya koyuyoruz. Okey. Ah, yoruldum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu da burada güzel olmaya başladı bak. Daha rahat olacak şurada. Şimdi şu kutuları seviyorum. Bunlar perili. Bir tanesinin içinde mor periler var. Evet. Mor periler nerede bitmek üzere. Altında bir de başka teması vardı. Onu orada bırakacağım ya. O orada kalsın bence. Bu kutulu böyle kalabilir yani. Aynen devam. Bir de turuncu periler var. Bunu da seviyorum. Geçen sene almıştım bunları. Nefeste geçen yine paylaşmıştık. O kullanmış, bitirmiş. Bende yok bunlardan diye görüş bildirdiği için tekrar paylaşıldı. Sonra bu kitapçıklar var. Bu kitapçıkları da çok seviyorum. Mesela bir renk teması var. Birbiriyle hiç alakası olmayan rengarenk stickerlar. Bunları da seviyorum. Yeşil var bende. Bir kimisi Çin sitesinden, kimisi Japonya'dan. O yüzden boyutları ve sayfa sayıları farklı. Bir tane sarı temalı var. Bir tane böyle gün batımı temalı var. Bunlarda nefeste de vardı az önce. 3-4 tane de nefeste var. Nefes de bunları bende görüp beğendiği için. Ve yeni aldık. Şu iki taneyi de bunu da sonra videosunu çekeceğim. Bugün de bu iki taneyi aldım. Çok merak ediyorum. Biri sweet temalı, biri kafe temalı, kahve temalı. Onları da merak ettiğim için aldım. İçini göremiyorsunuz çünkü. Şeyde online'da görebiliyorsunuz tabii. Sonrasında şu kitaplarımı da alayım. Kitap. Bunlar benim çok azalmış ya. Çok mu kullandım? Çok mu paylaştım? Daha çoktu sanki. Gerçi birazını bilgisayarımın üzerine de yapıştırdım. Kitap okuma desi. Kitap. Şu poşetli zaten şunun arkasına olur bence. Sonrasında yine bir kahve temalı. Bu kutusundan artık ayrılabiliriz. Çünkü zor oluyor bunun içinden çıkarmak etmek. Evet. Bunu çöpe atabilirim. Kafeliler, kahveler. Az önce bir yerdeydiniz siz. Evet, buradaydınız. Kahve çekirdeği, kahve çiçeği bile var yani. Sonrasında şunlar kağıt, origami kağıdı gibi yani ne denir? Desenli kağıtlar. Bunları da genelde nefes kullanıyor yapıştırıcıyla yapıştırmak için. Anne, kağıt alabilir miyim diye. Yine aynı sebepten hepsini vermiyorum bir kere de. Sayıyla veriyorum. Tek tek. Yine kitap çıktı. Kitap şuradaydı. Evet. Bu mesela mordan. Mordan. Aa, şarjım bitiyor. Mordan çıkarılmış. Bir. Şimdi şey yapacağım. Kamerayı şarja koyacağım. Birazcık burayı da azaltırım. Böyle toparlamış olurum. Son halini sizinle paylaşırım.